İşte vefat ettikten 2-3 gün sonra bir bayan geldi. Dedi ki ben senin oğlun olduğunu da bilmiyorum dedi. Rüyamda göreyim bana dedi ki anneme söyle ağlamasın. Burada düğünüm var. Ben burada düğün yapayım. Düğünüm burada olacak demiş. Cenazede bize yanımıza geldi kadın. Abiyle söyledi bize. Ama rüyamda çok görüyorum. Çok görüyorum. Yani böyle hiç daha bir şey olmamış gibi görüyorum. İsmim Hava Yılmaz. Elbeyli köyünden geldim buraya. Eşim Mehmet Yılmaz. İşte sene 88'de evlendik. 3 sene sonra çocuğum oldu, Recep Emre oldu. Recep ayında oldu. Adını Recep koyduk, annem dedi. Sonra da eşim babasının nüfus kağıdını çarpmaya gidiyken oradaki demiş Yunus Emre haftası. Ondan da Emre oldu yani. Adı Recep Emre oldu. Bambaşka bir yüzü güleşti. Çok sevecendi. Çocukları çok severdi. Ben 4 tane çocuk üstüne geldim. Ben şimdi Yakup'un annesiyim de ama Yakup'un çocuğumla farkı yok yani. Benki sadece 2 çocuğum oldu. Bir Recep, bir Ali. 3 tane kız, bir de Yakup işte. Öyle çocuklarımdı bunlar. Yakup en küçükleriydi. Ben geldiğimde Yakup 3 yaşındaydı. Yakup benim kucağımda yatardı. Beni anne olarak bildi Recep, yaşı Yakup. Eşim 8 sene oldu vefat edeli. Fırtına kanseriydi. Öyle oldu işte hayatımız. Öyle geçti. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdi. Kafkas Üniversitesi'ni tutturdu tarih öğretmenliğine. Okulu bitirdikten sonra ataması gelmedi. Ataması gelmeyince bu ister istemez çocukluğundaki hayali dedi ben polis olacağım. Dedim oğlum yapma etme öğretmensin dedim. Bu sene olmaz seneye olur acele etme. Dedi yok abi ben küçücük hayalimi gerçekleştireceğim dedi. Nasip kısmet tabii ilk görev yeri Ağrı'ydı. 6 ay Ağrı'da görev yaptıktan sonra tabii bize dediği şekil şu evlilerle bekarları ayırmışlar. Evlileri işte sakin noktalara, işte bekarları kritik noktalara. Hakkari düşmüş kendisine de. Tabii Hakkari'ye düştüğünden anamın haberi yok. Biz anama söylemedik. Bir sıkıntı, stres yapmasın. Anam bayağı uzun süre sonra öğrendi. Tabii aradan 5 ay, 6 ay falan geçmişti. Kendine aklı fikir dedi. Ben doktorluğu bile kazansam dedi. Ben yapamam, ben polis olacağım. Aklı fikri polisti. Hatta ben sonra dedim ki annem dedi. Eğer olursa gelin oğluma polise dedi. Yok dedi. Dönmeyeceğim dedi. Acelik yerini çekmiş demek ki kaderinde bu varmış. İşte hep güler yüzü. Bak sen ne zamansa hiçbir yüzü şey olmaz. Çocukluğundan beri yani. Hep güler yüzü yani bambaşkadı. Her konuş, her türlü cana yakındı, çok sevecendi. Yani kendini sevmeyen kimse olmaz yani. Ben hiç inanmam buna. Bu dünyada iyilerin dünyası değilmiş. Bu dünyada iyiler kalmış. Bir gün aradım kendini aramadım. Telefon çaldı. Çaldı, açtım. Bu sefer açtım. Oysa kendi operasyonu. Baktım bu silah sesi geliyor, bomba sesleri geliyor. Alo, alo dedim, ses yok. Bir saat kadar bekledim, bekledim. Ondan sonra ben kapattıktan kere bir sefer açtımsa çalmadı, açmadı. Demek ki eli değmiş. Yani o stresle ne yaşadım. Ben bunları ne çilelerle okuttum. Tek dediğim çocuğum hayatını kurtarsın. Ben aç kalsam da bir şey olmaz. Yani 2 sene Hakkari'de görev yaptı. Ben onun Ağrı'da olduğunu bileyim. Hiç bana söylemedi, annem duymasın. Ama demek ki 3 senedir kadın gittin. Bir şey yapamadım işte, durayım. Öyle oldu. Bir şey yapamadım işte. Hiçbir adamın bir adamla ufak bir problem olmaz mı? Herkesle iyi geçinir. Herkesle şakası var. Herkesle muhabbeti, sohbeti, neşe dolu, enerji dolu bir insandır. Gerçekten az önce de dedim. Yani ben kendisinin büyüğü olmama rağmen benden olgun davranırdı. Oturmasını, kalkmasını bilen, iş yaparken işini tam hakkıyla veren, dört dörtlük bir insandı bizim yanımızda. Dedi ki ilk başta dedi ben evleneceğim ben kız gezdim. 2-3 yere gittim kız gezdim.
bulamadım yani kafamıza gelmedi. Sonra kendi telefon hani hiç bulma ben burada bir tane bulmuşum dedi. Gittik istedik söz üstlük taktık nişan yaptık. Bir dedi ben nikah kıyayım da dedi 6 ay sonra da dedi tayinim çıkarsa bu tarafa geri dedi. İşte gitti geldi. Geri geldi pazarını ben çağırdım. İyi ki de gelmiş. 6 ay olmuştu kendi görmeyeli nikah kıydı gitti. Dedim Recep keşke gelsen annem şu eşyalarını sen kendi elinle yap dedim. Tamam dedi geldi. Geldi 3-4 gün kaldı. Geldi ikindi bu zamanlar gitti Hatay'a. Dedi nişanımın yanına gideyim orada yatayım. Sabah dedi Adana'da biner giderim dedi. Tamam oğlum dedi. Düğünden bir ay falan kalmıştı. Yani kendi gitti bir ay sonra düğün olacaktı. Düğün salonu tutmuştuk eşyası alındı. Hatta eşyanın bir kısmı gitti oraya. İşte ev tuttuk. Bana dedi anne dedi. Artık seni burada kovmam. Eşim de çoktan beri yok ya. İşte babaları öldü. Dedi ki sen eşyanın beraber gitsen burada kalırsın. Hülya'ya bakarsın dedi. Hülya bir yoldaş olursun. Kendine de çalışacak bir hemşirelik yapacak dedi. Eşya da dedi ya pazartesi ya salı günü gidecek. Daha ilk hele işe gitmemiş. Abiyle oldu işte. Ay kendi gitti. Bir gün aldı dersen geri şehit oldu düştü. Geldi. 3 gün sonra. Arabaya binecek. Şunu samimi olarak söylüyorum. 50 kez bana dedi abi ben gideyim bana bir şey deyin lan. Ben gideyim bana bir şey deyin lan. Ne diyeceğim abim sana dedim. Yolun açık olsun Allah'a emanet ol. İşin gücün rast gelsin. 45 gün sonra düğünün olacak. Düğün alışverişi bitmiş. Ev tutulmuş. Eşyanın bir takımı düzülmüş. Sadece davetiyenin basaması kalmış. Ölüm mü? Ölüm aklımıza değil. Aklımızdan geçmiyor. Rüyada görsek inanmak. Gitti. Ama ölmesi yine şehit olması doğmuştu içine. Dedim oğlum dedim düğün salonu tutmuş sizi ama bile şu bile akşam olacak dedim. Hadi biraz şehrin dışında. Korkayım dedim ben. Dedi aman ana hele düğün de olacak mı dedi bana yemin edeyim. Dedim oğlum nasıl olmayacak dedim. Yani biz her şey. Vallahi ana ne bileyim hele düğün de olacak mı dedi. Kendisi hele söyledi nişanlısı hele dedi. Nişanlısı dedi ben Emre'ye kavuşamam ben kavuşamam. Ya insan böyle içine doğar mı? Vallahi böyle doğdu içine. İşte daha böyle oldu. Kavuşamadılar yani. Daha kendi üstelik de izne 2-3 gün var. Ben gideyim arkadaşlar haksızlık olma. Gittim arkadaşlarına yine göreve gideyim. Daha 3-4 gün izne oldu hadi gitti. İşte öyle oldu. Acel yeni çağırdı. Nişanlısı aradı. Dedi ki anne dedi Recep Emre dua et dedi. Operasyona gidi dedi. Dedim anne ne yapalım? Dua edik Allah korusun yapacak bir şey yok dedim. Abi bekledik saat 12'de. Nişanlısı geri aradı ki Recep bir şey olmuş, kaza olmuş, patlama olmuş. Şimdi bunlar göreve orada Hakkari'nin Meşkan Üsttepe diye bir üst bölge varmış. Arkadaşları bırakıp tekrar dönüş yaparken aracı kullanan Volkan Tunç. Ortadaki bizim kuledeki bizim rahmetli, sağ taraftaki de rahmetli Bayram Çiçek. Üçüncü araçta patlatmışlar. Tabii o sırada arkadaşlarının sözünü söyleyeyim ben. Bizim rahmetliyi araçtan çıkarmaları 20 dakika sürmüş. En ağırları bizim rahmetliymiş. Bayram rahmetlinin birinci falan yerindeymiş. Volkan olsun, Bayram şey olsun. Bunların birinci yerindeymiş ama bizim birinci yerinde değilmiş. İşte hastaneye sevk etmişler. Tabii apar topar yetiştirmişler sağ olsunlar. Daha hastanede sabaha karşı can veriyor. Acısı büyük. Ama inşallah bir dünyada baş yapacağı olacak mutluluğu büyük. Ama bazen de inanın hiç inanmıyorum kendinin şehit olduğunu. Ben de şimdi Recep görevdedir. Şimdi bir gün yarın geri gelecek. Yemin ben zannedeyim şeyini de görmedik. Her yüzünü çok şükür açtık. Yüzünü açtım baktım. Sağ bir uykuda böyle gülümsey. Ama ben inanın ben zannedeyim ki şimdi Recep başka gelecek yani. Hiçbir şeyine inanmıyorum. İnanasım gelmiyor. Ben gelecek Recep. Eşim vefat ettikten beri Kur'an'a başladım. O Kur'an beni ayakta tutan o Kur'an. En aşağı günde bir sefer gelenler için bir Fatiha suresi okurum, bir Yasin okurum. Hiç olmazsa Yasin imkansız. Yani daha ben 3 sene demeri daha Yasin okumadığım gün yok. İsterse hasta olayım, isterse yataklar düşün. Onu okumam lazım. Benim için Recep babası beni bekliyor. Ben okumam lazım. Çok şükür o Kur'an'ın şeyiyle ayaktayım ben yani. Ne yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Rabbim kimsenin başına vermesin. Gerçekten hem sevindirici hem üzücü. Bizler atalarımızın yıllar boyunca hilalimizi, bayrağımızı, ezanımızı yücelttiler. Hilal, bayrak, ezan inşallah bu aziz milletin omuzları üzerinde yücelecektir. Benim kardeşim
peygamberlerin yanındaki makam olan şehadet makamına ulaştı. Doğumuyla bizleri, ailemizi sevindirdi. Şehit oldu, şehadetiyle bizleri şereflendirdi. Onun için biz Rabbimizin hükmüne boyun eğdik. Rabbimizden gelen başımız gözümüz üstüne. Onun için şeref duyuyoruz. Benim kardeşim hainlerle mücadele ederken şehit oldu. Rabbim bizi böyle bir makama lütfettiği için bundan da şeref duyuyoruz.